Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaş başladığından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini yaptı. Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la görüştü. Ukrayna'ya destekleri için Biden'a teşekkür eden Zelenski, barış zirvesi için formül önerdik dedi. Biden ise Rusya kışı silah olarak kullanıyor, bedelini ödeyecek açıklaması yaptı. Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyelerine de seslendi. Savaşın başından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Amerika'ya yaptı, Joe Biden'la görüştü, Kongre üyelerine seslendi. All those who value freedom, özgürlüğümüz için savaşmaya devam edeceğiz. Asla teslim olmayacağız. As we Ukrainians. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. İlk durağı Beyaz Saray oldu. Görüşme nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Zelenski'yi Amerikan Başkanı Biden, eşi Jill Biden'la birlikte karşıladı. Sonra ikili görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçti, açıklamalar yaptı. Biden, Zelenski'nin mücadelesini övdü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi. Liderlik özellikle böyle kriz sürecinde sizin gibi ilham kaynağı oldu. Buraya gelmeniz Başkan Putin'in de vahşi saldırılarını arttırdığı bir döneme geliyor. Ukrayna halkına söylemek istiyorum. Siz ne kadar güçlü olduğunuzu gösterdiniz. Rusya kışı silah olarak kullanıyor. Bedelini ödeyecek. Bu yıl gereksiz birçok acı çektik. Zorbalara karşı Ukrayna'nın yanındayız. Birlikte özgürlük ateşini yakmayı sürdüreceğiz. Zelenski ise Patriot desteğinin ülkesini Rusya'ya karşı savunmak için önemli olduğunu vurguladı. Özgürlüğümüz için savaş devam ediyor. Biden yeni bir savunma paketi duyurdu. En güçlü unsur Patriot batarya sistemleri. Bu çok önemli bir adım. Hava sahamızı güvence altına alabileceğiz böylece. Ukrayna lideri Rusya ile adil bir barış söz konusu değil dedi. Adil barışın taviz vermemek olduğunu düşünüyorum. Buradaki hasarın tazmin edilmesi olduğuna inanıyorum. Onların gözlerini intikam bürümüş vaziyette. Adil bir barış söz konusu değil. Bu savaş bize dayatıldı çünkü. Açıklamaların ardından Zelenski, çatışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü Bahmut kentinden Ukraynalı bir askerin gönderdiği kahramanlık madalyasını Biden'a takdim etti. Zelenski daha sonra Amerikan Kongresi'ne geçti. Salona girişte Kongre üyelerinden büyük alkış aldı. Zelenski burada da konuştu. Asla teslim olmayacağız dedi. Ukrayna düşmedi, hala savaşıyor. Savaşmaya devam edeceğiz ve asla teslim olmayacağız. Zelenski, konuşmasının ardından uzun süre ayakta alkışlandı. Kongreye Ukraynalı askerlerin imzalarını taşıyan Ukrayna bayrağı takdim etti. Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi Almanya'yı olumsuz etkiledi. Ülkede tasarruf önlemleri sıkılaştırıldı. Kamu binaları ve kiliselerde oda sıcaklığı 19 derece ile sınırlandırıldı. Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji krizinden olumsuz etkilendi. Özellikle Almanya birçok alanda tasarruf tedbirlerini sıkılaştırdı. Alınan önlemler kapsamında kamu binaları ve kiliselerde oda sıcaklığı 19 dereceyle sınırlandırıldı. Uygulama, üniversitelerle federal meclisi de kapsıyor. Meclis binasında sıcak su akmadığı, kiliselerde de üşümemeleri için cemaate battaniye dağıtıldığı belirtildi. Alman Devlet Demir Yolları Deutsche Bahn'da tasarruf tedbirlerine katıldı. Makinistlerin çevreye duyarlı sürüş tarzıyla enerji tüketimi %10 oranında azaltıldı.